Merhabalar. Bugün zaman rölesine kuluçka motoru nasıl bağlanır onu göstermeye çalışacağız. İlk başta gördüğünüz motorun özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kuluçka sistemlerinde, kuluçka makinalarında çok çok kullanılan bir motor. Çalışma gerilimi 220 volt AC gerilimle çalışıyor. Motor gücü yaklaşık 6 watt civarında. Bunun 18 kilograma kadar yük taşıdığı söyleniyor motorun özelliklerinde. Bu motorun en büyük özelliği dakikada 2 devir, 2 tur dönüyor. Dönüş yönünden biraz bahsedelim. Motor zorlandığında ters yöne dönebiliyor. Yani sağ tarafa döndüğü bir yere dayandıktan sonra diğer tarafa dönmeye başlıyor. Bunun için de ekstra motor yön kontrol sistemine veya kartına gerek duymuyor. En güzel özelliği bu olsa gerek. Bir de motorun uçlarından şurada göreceksiniz. Şu iki metalden enerji veriyoruz. Uçlarını değiştirdiğimizde de yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Piyasada yaklaşık 15 ile 30 TL arasında satılmakta bu motor. Biz açıkçası en ucuzunu aldık. Gayet de güzel çalışıyor. Motoru denedik. Cidden zorlandığında diğer yöne döndüğü görüldü. Şimdi motorun bir de bağlantısına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz zaman rölesi. Bunu da bir önceki videomuzda anlatmıştık. İzlemeyenler onu izlesinler. Özellikle zaman rölesinin nasıl kullanıldığı, zaman rölesinin ayarlarının nasıl yapıldığını güzel bir videoda açıklamıştık. Zaman rölesini şimdi röle kısmından bahsedeceğiz. Röle kısmını ters çevirdiğimizde okunuyor mu bilmiyorum. KOM, CK ve CB yazıyor arkadaşlar. KOM ucu ortak uç. Diğer iki uç da açık ve kapalı uçları bunların. Hatta demiştik ki zaman rölesini anlatırken şu uca bir kere bastığımızda uç değiştirebiliyordu röleler. Yani açık veya kapalıyı istediğinizi kullanabilirsiniz. Çünkü yazılımsal olarak değiştirebiliyorsunuz bunları. Evet, şimdi 220 voltluk bir kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ucu açık bir şekilde olması gerekiyor iki ucunun. Şu şekilde. Görebiliyorsunuz galiba. Bu uçları bağlamak için ben şu Crocodile denilen kabloyu kullanacağım. Kablodan. İlk başta motorun bir ucuna şu kabloyla giriyorum. Zaman rölesini bağlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ucuna bağlayabilirsiniz. KOM ucunu kullanmak zorundayız. Kablomuzu bağladıktan sonra yani Crocodile'dan motorun bir ucundan rölenin bir ucuna girdikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken bir tane 220 voltluk bir kablo. Ucu açık. Şu şekilde gösterelim. İki ucunun açık olması gerekiyor. Bildiğiniz 220 voltluk bir kablo aldık. Herhangi bir yerden sökebilirsiniz. Piyasada satılıyor da. Bu kablonun bir ucunu rölenin daha doğrusu KOM ucuna bağlıyoruz. Diğer ucunu da yine bir krokodil kablo yardımıyla motorun diğer ucuna bağlantı yaptık. Yani şu şekilde göstermek gerekirse motorun bir ucu direkt röleye, röleden 220 voltluk kabloya, 220 voltluk kablodan tekrar motora geçiş yaptık. Bundan sonra zaman rölesine enerji vermemiz gerekiyor. ...12 volt bu giriş. En baştaki uç, yani röle tarafındaki uç 12 volt. En alttaki uç da GND arkadaşlar. Ortadaki uç sinyal ucu olduğunu söylemiştik daha önceden. Evet. Bağlantımızı yaptık. Şimdi iki tarafa da enerji vereceğiz. İlk başta zaman rölesinin enerjisini veriyoruz. Zaman rölesine enerji geldi. Ben bunu P3 modunda kullanacağım arkadaşlar. Uzun basıyorum. P3 modunu aldım. P3 modunda bu nokta hatırlıyorsunuz dakika kısmındaydı. Saniye kısmına geçiş yaptım.
kontakları yer değiştirebiliyorduk. Şimdi de motoru bağlıyorum. Dönüş yönünü görelim. Görüyorsunuz. PH modundayım. Sayıyor. Dönmeye başladı. P1 modu. P1 moduna K1'e uzun basarak geçiş yapabiliyoruz. K2'ye bastıktan sonra bir zaman çıkıyor önümüze. 15 saniye alalım. Bunu değiştirmek için de K2'ye uzun basarsanız bunları değiştirebiliyorsunuz. Değiştirmek için de K3'e basıyorsunuz. Şu şekilde. K1 15 saniye seçtim. Bitti. P1 modunda bir tetikleyiciye ihtiyaç var. İkinci bir zaman yok. Tek bir zaman aralığı var. Eğer tetikleyici şu orta uçtan, ben buraya bir tane buton bağladım, anahtar bağladık. Buna bastığım an direkt saymaya başlıyor. Butonla elim basılı olduğunu düşünürsek şöyle bastım. Bakın hala sayıyor. Butonla elim basılı duruyor. Çünkü P1 ve P4 modu birbirine benziyor. Buraya dikkat edin. Sürekli bizden yeni bir tetikleme bekleyecektir. P2 modu. Yine K1'e uzun bastım. Bir kere daha bastım. K2'ye bastığım zaman direkt geçiş yaptı. K2'ye uzun basarak K3'le burayı ikinci zaman aralığını istiyor. İkisini de 15 yapacağım. Zaman bir nokta olarak verilmiş. Ben bunu şu şekilde alıyorum. Yine bizden bir tetikleme bekliyor arkadaşlar. Tetiklemeyi verdiğim zaman saymaya başladı. Yine P2 modunda da bir tetikleme sinyali gerekli. Bu sensörden gelebilir, bir anahtardan, bir butondan gelebilir, bir mikro işlemciden gelebilir. Size bağlı. Tekrar bastığımda saymaya başlayacak. 15 saniye bekliyor, ayarladığımız süre kadar. 15 saniyede motor dönmeye başlayacak. P3 modu. Yine 15-15 ayarlayacağım. Ki zaten öyleymiş. Sadece
Saniye modunu aldım. Bu modda belirlediğimiz süre kadar bekliyor. Hiç butona ihtiyaç yok. Butondan hiç işiniz yok. Sökebilirsiniz. Belirlediğiniz süre 15 saniye bekleyip 15 saniye çalışmasıysa o kadar süre çalışabiliyor. Bu modda yine gelen sorulardan bir tanesi 999 dakika sormuşlardı bize. Şu şekilde. ...999 dakika beklesin. 1 dakika çalışsın. Şu an o modu aldım. Şu an 999 saniye cinsinden. Couch'e bir kere bastığımda 999 dakika bekleyecek. 1 dakika çalışacak.